Şöyle bir şey söylesem Şükrü Sina Bey. Yalçın Küçük'ün meşhur bir şeyi vardı 12 Eylül öncesinde. 12 Eylül darbe gelecek, Erbakan'ı hapse atacak, Erbakan'dan çok Erbakancılık yapacak diye. Bu seçimde şöyle bir şey oldu. Bu seçimde Tayyip Erdoğan ikinci turda bir tarafına Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı aldı, bir tarafına Sinan Oğan'ı aldı. Hatta değil mi balkon konuşmasına birlikte çıktılar. Ve Erbakan'ın oğluyla, Erbakan'ın mirasını savunan bir ittifakla iktidar olan Erdoğan, faizleri düşüreceğini söylediği halde, yani Erbakan'ın en çok karşı olduğu şey faizlerdi. Bunu yapacağını söylediği halde faizleri artırdı. Öte yandan da bir tarafına Sinan Oğan'ı alan Erdoğan, ki mülteci mesajı da verdi o süreçte. Yani biz daha fazla yükü kaldıramayız diye. Şimdi hayır, biz devam edeceğiz, bunu gerçekleştireceğiz diyor. Siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Yani seçim sonrası Sinan Oğan'ın pozisyonunu nasıl yorumluyorsunuz? Ondan bir geri dönüş aldınız mı parti olarak? Sonuçta sizin seçmeniniz Sinan Oğan'ı destekleyerek oy verdi. Onda bir pişmanlık olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Değerli Barış Bey, ben çok kısa söyleyeyim. Ben Sinan Oğan adını duymak bile istemiyorum. O konuyu yorumlamak bile istemiyorum. Ona Allah selamet versin. Gerçekten istemiyormuş. Burada noktalayarak göstermiş oldu. Erken kestirebilirsin. cevabı gerek kalmayacak şekilde. Evet. Peki o halde Sayın Şükrü Sina Gürel, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için. Tam sözün bittiği yerde bırakıyoruz. Ben Bu bölümde söz sizdeydi. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Estağfurullah. Şimdi bir sonraki bölümde geçeceğimiz konunun bir girişini mi yapsak burayı kapatmadan? Yönetmenim Murat'a sorayım. Yönetmenim Murat, kaç dakikan var? Yapabilir miyim giriş, yoksa bırakalım mı bir sonraki bölüme? 5 dakika. Bence 5 dakikada girişi yaparız. Şimdi son dönemde bu suç örgütlerini, bağlantılarını çok konuşuyoruz. Hep de andığımız bir isim var, Süleyman Soylu. Ayhan Bora Kaplan'dan tutun da işte her konuştuğumuz mesele ne de olsa bir önceki İçişleri Bakanı, şaşırtıcı olmayacak şekilde ona geliyor. Ve yakın isimlerde bir taraftan bağlantısında reddetmedikleri isimler. Şimdi diyorduk ki MHP lideri Devlet Bahçeli nasıl hala bir şey söylemedi de Süleyman Soylu ile ilgili, çünkü sahip çıkar arka çıkar. Bugün geldi o mesajlar. Uzun bir mesaj dizisi paylaştı. Şu son 3 mesajı bir görelim mi yönetmenim? Onları hazırlamıştık. Hızlıca ben onları okuyayım ki bir sonraki bölümde neler konuşacağız onun da hemen ipucunu vermiş olalım. Evet, bakın şimdi özellikle bir adli vaka üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır diyor. Devam ediyor. Böyle bir vasfa haiz olması münasebetiyle, kaldı ki terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların şiddet ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. FETÖ, PKK ve gayrimeşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik ve teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu'yu orantısız, onursuz suçlamalarla geçmişte ne kadar işte doğru işler yapıldığını belgeliyor diyor. Görüyorsunuz mesajlar böyle gidiyor. Sonuna geleyim. Şimdi diyor ki bakın, Sorosçu Kavala, terörist Demirtaş, bunları bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli manevi tüm değerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin düpedüz şahikasıdır. Tekrar ediyor, Sayın Süleyman Soylu diyor Türk milletine mal olmuştur bakanlığı döneminde. Hiç koltuğunda bir saniye oturmamıştır. Dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır diyor. Son mesaj, fitnecilerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır.
Millete hizmeti siyasetinin temeli yapan hiç kimse sahipsiz ve yalnız olmayacaktır. Türk milleti kimin helal süt içtiğini, kimlerin haram ve hıyanet içinde debelenip durduğunu yüksek ferasetiyle tefrik ve tefsir etmektedir. Süleyman Soylu da cevap verdi. Ona da bakalım. Süleyman Soylu da bir mesajla cevap. Onunki bu kadar uzun değil. Onu söyleyeyim. Budur. Ülkemize, devletimize, milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Çok bol bol Allah telaffuz edilen mesajlar. Ve böyle bakın az önceki mesajıyla yan yana Devlet Bahçeli'nin. Şimdi bugünkü gelişmeler böyle. Bu mesajları reklam sonrasında bırakalım konuşmayı. Ben Barış'tan çok merakla yorum istiyorum. Belki biz de reklam arasında bazı kelimelerin Türkçe anlamlarına bakarız. Öyle bir ihtiyaç doğdu. Konuşacağız reklam dönüş. MHP lideri neden şimdi Soylu'ya sahip çıktı? Devlette hangi güçler kılıçlarını çekti? Bir dönemin en kudretli savcısı şimdi cinayet şüphelisi mi? Fenomen liderlik kazandı mı, kaybetti mi? İyi Parti ile dirsek temasları devam ediyor mu? Müstakil adaylarla mı, ittifakla mı? Bağımsız Türkiye Partisi'nin yerel seçim stratejisi ne olacak? Birazdan söz sende de. De yarıladık. İkinci yarının soru başlıkları bunlar olacak önümüzdeki iki saat boyunca. Aslında bir fragman yaptık, girişi yaptık. Süleyman Soylu. Ya sahip çıkan açıklamalarını Devlet Bahçeli'nin o Twitter mesajlarını bir dizi bir kısmını okuyabildim. Çok uzun bir mesaj dizisiydi çünkü. Tanıtımımızda da soru tam olarak şu. Devlet Bahçeli neden şimdi Süleyman Soylu'ya sahip çıktı? Barış, sen bu tweet silsilesini nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle, birincisi aslında arkadaşlar önce bir şey sorgulamamız. Turan Bey merhaba diyelim mi hadi bu arada? Hadi diyelim, çok özür dilerim, benim hatam. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Turan Çömez bizimle. Turan Bey affedin beni. Merhaba, iyi akşamlar. Rica. Hoş geldiniz. Estağfurullah. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum efendim. Ben saygılar. Cevaplayayım Turan Bey müsaade ederseniz gözlerin sorusunu. Şimdi birisi hazmedemediğim konu şu. Devlet Bahçeli gazetecileri suçluyor. Dikkat ettiniz mi? Tabii. Ya arkadaşlar, Süleyman Soylu gazeteciler mi görevden aldı? Yani ben SS kitabını yazmış biri olarak. Sen mi aldın Barış? Bizim böyle bir şeyimiz yok, gücümüz yok. Böyle bir etkimiz olduğu söylenebilir. Hani çeşitli Türkiye'nin çeşitli konularında görüş bildirerek toplumda kanaat oluşmasında bir etkimiz olabilir. Ama bir bakanı, hele Türkiye'nin bugünkü şartlarında iktidarın bu kadar güçlü olduğu bir yerde bir bakanı görevden aldırma gücü gazetecilerde yok. Maalesef. Süleyman Soylu'yu Recep Tayyip Erdoğan görevden aldı. Anlatabiliyor muyum? Recep, bir daha söylüyorum. Süleyman Soylu'yu Recep Tayyip Erdoğan görevden aldı. Şimdi dönüyor. Terörle mücadelede şöyle yapan, inlen bilmem ne yapan gazeteciler yapmış bunu. Sonrasında Süleyman Soylu'nun başına bunları gösteriyor. Ama bir tırnak açıyor. Diyor ki bunların bildikleri her neyse... Burası bir hukuk devleti, Cumhuriyet Savcıları gerekeni yapmalı. Sen de özellikle Barış'ın dinlenmesi lazım gibi bir şey çıkıyor buradan. İkincisi, ya bütün bunları tartışıyor olmamızın nedeni gazeteciler mi? Şimdi bak, çok basit bir şey söyleyeceğim. Ayhan Bora evet. Kaplan soruşturmasında, emniyetin ifade tespitinde, Ayhan Bora Kaplan hani böyle yat dediler ya, daha senin nerelerine basacağız dediler ya. Bu görüntü buradaki yatıran, ben gazeteci değil, yapan söyleyen gazeteci değil. Ve o ifadede diyor ki Ayhan Bora Kaplan kaçacaktı, biz o yüzden yakaladık. Ya diyor ki emniyetteki konjonktür değişikliği sonrası kaçmaya çalıştı. Bir dakika, durun. Emniyetteki konjonktür değişikliğini gazeteciler mi yaptı? Gazeteciler mi yaptı ya emniyetteki konjonktür değişikliğini? Ne demek istediklerini biliyoruz. İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkadaşlar bu söylediğimde bir hata varsa lütfen beni uyarın. Turan Bey siz de. Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı değiştirmesi sonrasında valilerden emniyet müdürlerine, Polnet'ten göç idaresine kadar Soylu'nun ekibindeki isimler kızağa çekildiler. Amiyane tabirle tasfiye edildiler.
Bunu gazeteciler mi yaptı ya? Geçiyorum. Çıktı Ankara... Senin haberin engellendi mi bu arada? Evet. Evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı önce Seyhan'la konuştu, Seyhan Avşar'a. Sonra konuşmasından, konuşmasının yayınlanmasından, rahatsız. Daha doğrusu etkilerinden rahatsız oldu. Ve iddiaları reddettiği konuşması bu. Dünyanın kendi konuşmasına erişim engeli getiren, kendi konuşmasına... Evet.